Gençliğin gözyaşları, merhabalar. Şimdi 22. bölüm, yani daire dediğimiz bölümdeydik. Ve 5. köşe taşında kalmıştık arkadaşlarım. Hemen vira bismillah diyorum ve ilk sorusuyla başlıyorum. Diyor ki merkezleri O olan iki yarım çember verilmiştir. OC, CB'nin iki katıymış dostlarım. Hemen buraya bir oranımızı yerleştirelim. Buraya K diyelim. Şöyle. Burası da 2K olsun. Peki. Sonra taralı alan 25 ise S kaçtır diye de bir soru sormuş. Bildiğiniz üçgenlerdeki benzerlik muhabbetini yapacağız dostlarım. Bakın burada iki tane aynı merkezli daire var. Birisi S dediğimiz daire dilimi, diğeri ise S artı 25 dediğimiz şu büyük daire dilimi. Bunlarda da benzerlik yapacağız dostlarım. Yarı çapları 2'ye 3. Demek ki benzerlik oranları 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Peki benzerlik oranının karesi neye eşit oluyordu? Alanların oranına. Demek ki bu adamların alanların oranı 4 bölü 9 olacak. Yani ben buraya 4A dediğimde tamamının alanı 9A olacak ki buraya da 5A kaldı. Ve bakın bize 5A'yı 25 olarak vermiş. Demek ki A'yı 5 bulduk. 4A'yı soruyor. 4 kere 5 20'yi yapıştırdık dostlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet, benzer işlemleri burada da yapacağız galiba. Hemen bir bakalım. Yine aynı merkezli iki tane daire verilmiş arkadaşlarım. Ve OD, DB'nin 4 katıymış. Yani şuraya K dediğimde şurası 4K olacak. Hemen yine bir benzerlik yapalım mı? 4 bölü 5 benzerlik oranları. Küçükle büyük dairenin. Demek ki alanlarının oranı 16 bölü 25 olacak. Yani şurası 16A ise 25A olacak şuranın tamamı. Tabi 25'ten de 16 çıkarsa 9A kaldı buraya da. Şimdi S1'in 3 katı S2'ye eşitmiş. Yani S1'in 9A olduğunu biliyorum. 3 katı dediği zaman da 27A yapıyor ki o da buraya eşitmiş. 27A. Tamam. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bakın bu alfa ile şu yandaki açının toplamı beta diyelim buraya 180 derece. Şimdi toplam kaç A'lık bir alan burası arkadaşlarım? 16, 27 daha toplarsak 37, 43A. 43A dediğimiz şey şöyle yazayım. 43A'lık alan 180 derecelik bir alan daire arkadaşlarım. 180 derecelik bir daire, yarım daire. Bize 16A'yı soruyor. Kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Hemen hesaplayalım orantıdan. Şöyle çizgimizi çizdik. İçler dışlarımızı yaptık. 16A ile 180'in çarpımı eşit olacak X ile 43A'nın çarpımına. X çarpı 43A. Hemen A'ları sildim. 43'ü de bu tarafa attım. 16 bölü 43 çarpı 180 geldi X. Bakalım hangi şıkkımızda var. Adana şıkkında mevcut arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. Eş merkezli iki çember verilmiştir. Ve yine OD ile DB arasındaki ilişkiyi söylemiş. Yani buraya K diyelim. Buraya da 2K olduğunu belirtelim. Buna göre C, X, D. Şuradaki yayın uzunluğunu soruyor. Biz şimdi şuradaki yayı bulalım ilk önce bakın. Şunu hemen bulabiliriz. Yine benzerlik yapacağım dostlarım. Bakın şu iki yay arasında şöyle ki 2 bölü 3 benzerliği mevcut. Tıpkı üçgenlerdeki gibi 2 bölü 3. Şuna bir A yayı diyelim. A bölü 12. Buradan 4 katı. Bu da 4 katı. Demek ki A uzunluğu 8. Peki şimdi ne yapacağız öğretmenim? Bize şurayı soruyor aslında değil mi? Şuradaki X yayının uzunluğunu soruyor. Peki biz ne biliyoruz? 60 derecelik yayın uzunluğunu biliyoruz. Geri kalanı kaç derecedir bunun? 300 derece. Şimdi hesaplayalım hemen. 60 derecelik yayın uzunluğunu 8 diye bulduk. 300 derecelik yayın uzunluğu acaba nedir diye de bize soruyor. Hemen doğru orantı da yapabilirsiniz. İçler dışlar ya da şurada doğru orantının özelliği bakın bu taraf kaç katına çıktı? 5 katına çıktı. Demek ki bu da 5 katına çıkacak. 8'in 5 katı da Ceyhan yaptı dedik. Evet, dördüncü sorumuz. Eş merkezli yine iki yarım çember verilmiş. OD ile DB arasındaki ilişkiyi 1'e 2 olarak vermiş. Tamam.
CE yayı eşitmiş FB yayına. Bakın şu yayın da uzunluğu x, şu yayın da uzunluğunu x olarak söylemiş. Şimdi önce bir benzerlik yapalım. 2'ye 3 oranımız var. 2 bölü 3. O zaman şu yaylar arasında da yine buna ben 2A dersem şurası 3A olmak zorundadır. Benzerlik oranından dolayı. Demek ki bu da 3A. Şurası da 3A'lık bir yay. Şimdi yine az önce ikinci soruda yaptığım gibi hani alanlarla açı arasındaki ilişkiyi söylediğim gibi buradaki yay uzunluklarıyla da açı arasındaki ilişkiyi söyleyeceğim. Normalde 5A'lık bir yay burası. Ve 5A yayının ölçüsü 180 derece. Bana da 2A'lık yayı soruyor. 2A'lık yay kaç derecedir diye bir soru soruyor arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. İsterseniz şunu görebilirsiniz. Bakın 5'in 36 katı gelmiş 180. 2'nin de 36 katı gelecek 72 derece olarak içler dışlar yapmadan da bulabiliriz. Evet. 5 numaralı köşe taşını gömdük. Çevirdim. 6 numaralı köşe taşını gömelim şimdi de arkadaşlarım. Birinci sorumuz. Evet. Dikdörtgen içine şekildeki gibi iki eş çember yerleştiriliyor. AB 12 olarak verilmiş. Tamam. AB 12 ise arkadaşım benim şuradan çizeceğim şu iki çemberin merkezlerinden ve teğet oldukları noktadan geçen düz doğruyu çizdiğimde bu da AB'ye eşit ve bu da 12 santim uzunluğunda. Madem ki 12, bakın şurası R, 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 R. Çemberler eş olduğu için hepsine aynı harfi verdim. 4R'yi 12 diyebiliyormuşuz biz. O halde R 3. Demek ki şunların her birine 3 birim yazabilirim. Hatta şuradan yukarıya çizdiğim yarı çap da 3 birim. Aşağıya indirdiğim yarı çap da 3 birim. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 6 birim oldu. Uzun kenarı ise 12 birim geldi. Şimdi buna göre taralı bölgenin alanını soruyor. Nasıl yapacağız dostlarım? Dikdörtgenin alanından 2 tane beyaz daireyi çıkartacağız. Şimdi dikdörtgenin alanı 6 çarpı 12. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar 72 yapar bu. 72'den biz bir şeyi çıkartacağız. Aslında cevap direkt Bursa diyebiliriz. Çünkü 72 sadece Bursa şıkkında var ama biz yine dairelerin alanlarını da hesaplayalım. Bakın şu bir tanesini hesaplayalım. Pi re kareden pi çarpı 3'ün karesi yani 9 pi. 9 pi de buradan geliyor. Artı 9 pi daha 18 pi yapıyor dairelerin alanı. Demek ki 72'den 18 pi çıkacak. Yani cevap Bursa oldu. Çeyrek daire var arkadaşlarım ve çemberin merkezi 4 diyor. Buna göre bir de AB'yi 4 vermiş. Buna göre çember ile şey arasında kalan, şunu biraz kısaltayım da şöyle hepsini görelim. Evet, taralı bölgenin alanını soruyor dostum. Biz şimdi ne yapacağız? Karenin alanından yani 16'dan. Karenin alanı 4'ün karesi. 16'dan bir şey çıkacak. Yani cevap ya Adana ya Bursa. Peki ne çıkacak? Çeyrek dairemiz. Şuradaki beyaz daire çıkacak dostlarım. Çeyrek daire adı üstünde. Tam dairenin 4'te 1'i. Yani pi re kare bölü 4 diyebiliriz. Yarı çapımız da burada bakın dairenin de yarı çapı 4 birim olduğu için r yerine 4 yazacağım. 4'ün karesi 16. 16 pi bölü 4. O da ne yaptı? 4 pi. 16'yı 4'e böldüm 4 çıktı. Demek ki 16'dan 4 pi çıkacak. Yani cevabımız Adana'dan geldi. Evet. Yine taralı alanı soruyor dostlarım. Ve dairenin yarı çapı 2 birim. O halde şurası da 2 birim. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı 4. Şu TET yarı çap dik inerdi. Hemen bunu indirdim. Burası da 2 birim yarı çap olduğu için kısa kenar 2. Şimdi ne yapacağız? Dikdörtgenin alanından ki o da 4 çarpı 2'den 8'dir. 8'den yarım dairenin alanını çıkartacağız dostlarım. Yarım dairenin alanında adı üstünde tam dairenin yarısı pi re kare bölü 2. R'miz de 2 olduğu için karesi 4'tür. 4 ile de 2'yi sadeleştirirsek 2 pi. 8'den 2 pi çıkacakmış dostlarım. Yani cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, eşkenar üçgen var bu sefer. İç teğet çemberinin yarıçapı kök 3'müş dostlarım. Kök 3. İç teğet çemberinin yarıçapı kök 3. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Burası kök 3. Şuraya bir diklik çizelim. Burası kök 3. Şuraya bir diklik çizelim.
Burası kökü 3. Şimdi şuradan da iç teğet çemberin merkezi açıortayların kesim noktasıydı. Bakın demek ki bu açıortay. Şimdi üçgenimiz eşkenar üçgen olduğu için bu açıortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda kenarortay olur dostlarım ki demek ki biz ne söyleyebiliriz dostlar? Demek ki bu doğru düz bir doğruymuş. Hem yükseklik hem kenarortaymış hem de açıortaymış. Açıortaysa buralara da 30-30'umuzu yazalım. Şimdi 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı 2 kök 3'tür. 60'ın karşısı da bu kök 3'ün kök 3 katı olacak. Yani 3 olacak. Tabii bu kenar ortay olduğu için burası da 3, burası da 3, burası da 3. 3, 3'leri döşeyelim. Şimdi bizim eşkenar üçgenimizin bir kenarı 6. Taralı bölge dediğimiz bölge eşkenar üçgenin alanından dairenin alanını çıkartarak buluruz dostlarım ki eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyordu. A dediğimiz bir kenar uzunluğu yani 6. O zaman 6'nın karesi 36 kök 3 bölü 4 yani 9 kök 3 yaptı eşkenar üçgenin alanı. Demek ki ben 9 kök 3'ten bir şey çıkaracağım dostlarım. O halde cevap şu A, B, C değil. Ya Denizli ya Edirne. Şimdi 9 kök 3'ten dairenin alanını çıkartacağız. Dairenin alanı da pi r kare formülüyle bulunuyordu ki pi çarpı r'miz kök 3 olduğu için kök 3'ün karesi 3. Demek ki 3 pi çıkacak 9 kök 3'ten. Cevap Edirne'den gelecek dostlar. Evet, 6 numarayı da gömdük. Attık bu kağıdı. Geldik 7 numaraya. Yine taralı bölgenin alanı soruluyor bize dostum. Tabii ki ne yapacağız önce? Bir kere çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Buraya 90'ı yapıştıracağız. 6, 8, 10 diyeceğiz hipotenüsümüze. Demek ki çap 10, yarı çap 5, 5 oldu diyeceğiz. Şimdi yarım dairenin alanından beyaz üçgeni çıkartacağım dostlarım. Yarım daire pi r kare bölü 2'dir. Pi çarpı r'miz 5 olduğu için 5'in karesi bölü 2. Bu yarım dairenin alanı. Eksi diyeceğiz. Neyi çıkartacağız bundan? Dik üçgenin alanını. O da dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 6 çarpı 8, 48 bölü 2'den 24. Ya da şöyle 48 bölü 2 yazalım. Bakın paydaları eşit olduğu için 25 pi eksi 48 bölü 2 gelir. Cevap Ceyhan'dan çıkar. Şuna bakalım. Karesi yerleştirilmiştir. AB4 kares arasında kalan taralı bölgenin alanı nedir diye bir soru soruluyor. Şimdi merkezi şurada işaretledim. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ikiye bölüyordu. Demek ki bu kiriş tam ortada olacak bu merkez. O zaman şuraları 2, 2 diye böldük. Şimdi AB'yi karenin alanı 4 vermişti bize. Demek ki şu uzunluk da 4. Şurası 2. Bakın şunu birleştirdiğimde bu da 2 kök 5 yapıyor değil mi dostlarım? 2 kök 5. Çünkü dik üçgende Pisagor yaptım değil mi? 2 var, 4 var. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katından hemen 2 kök 5'i yapıştırdım. Yani ben aslında yarım dairemin yarı çapını buldum. 2 kök 5'miş. İşte şurası benim dairemin yarı çapı. Şimdi nasıl bulacağız taralı alanı? Yarım dairenin alanından. Yarım dairenin alanı pi çarpı r kare bölü 2. R'miz 2 kök 5 olduğu için karesi 20 yaptı. 20 ile 2'yi sadeleştirdim. 10 pi. Şimdi 10 pi'den bir şey çıkacak arkadaşlarım. Ya 4 ya da 16 ki karenin alanı neydi? Bir kenarının karesi 4'ün karesi 16 çıkacak. O zaman cevap Denizli'den geldi. Evet, üçüncü sorumuz. O merkezi çemberin içine şekildeki gibi dikdörtgen yerleştirilmiş. 2'ye 8 bir kısa kenar, bir uzun kenar. Hemen şu kiriş görünce çemberde uzunlukta öğrettiğim gibi arkadaşlar kirişlerin tam ortasına diklikleri indiriyorum. Şurası 2, 2. Burası 4, 4. Ve bakınız şurası benim çemberimin yarı çapıdır. Yine 2, 4, 2 kök 5'i yapıştırdım. Evet, şimdi ne yapacağız? Dairenin yarı çapı 2 kök 5. Dairenin alanı pi r kareden 20 pi. Eksi dikdörtgenin alanı 4 çarpı 8'den 32. 20 pi eksi 32 yani Bursa'dan geldi cevap. Yine taralı bölge soruluyor dostlarım. Bakın yarı çap 6, şurası da 6, şurası da 6 diyelim. Şimdi taralı bölge dediğimiz bölge şurası bir kere 150 derecedir. Önce onu bir yazalım. Şuradaki
150 derecelik daire diliminden ben şu beyaz üçgeni, hatta şimdi kırmızı yapıyorum. Bu kırmızı üçgenin alanını çıkartırsam taralı bölgenin alanı kalacak. Ha, sen istersen şöyle de yapabilirsin. Yarım dairenin alanından bir şuradaki 30 derecelik daire dilimini, bir de bu üçgeni çıkartarak da bulabilirsin. Daha farklı yollar var mı? Var tabii ki. CB'yi birleştirip şurada bir dik üçgen oluşturup da soruyu çözebilirsiniz. Birçok farklı değişik yöntemimiz var tabii ki. Şimdi ben dediğim gibi önce 150 derecelik şu dairenin alanını bir bulayım. 150 çarpı pi r kare 36 yapar, bölü 360'tır. Sıfırları sildim, 36'ları sildim. 15 pi kaldı benim şuradaki daire dilimim. 150 derecelik daire dilimim. Şimdi 15 pi'den bir şey çıkacak. Bakın cevabın direkt Edirne olduğu aşikar. Çünkü sadece 15 pi Edirne'de var. Neyi çıkartacağız? Şu kırmızı üçgeni. Kırmızı üçgenin de alanı sinüs alan bağıntısından bulacağım. 1 bölü 2 vardı başta. İki kenarını çarpıyorduk. 6 çarpı 6. Bir de aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 30 yapar. Sinüs 150. 1 bölü 2'ye eşittir. 2 ile 6. 2 ile 6 sadeleşirse 3. 3 kalır ki 9 yapar buradan da. Evet, 15 pi'den 9 çıkacak. Zaten Edirne'de mevcut cevabımız. Evet, 7 numarada tamamdır. Çevirdim arka tarafı. 8 numaralı köşe taşındayım şimdi dostlarım. Yine taralı alan soruluyor. Bakın yine bunun 90 derece olduğunu bir görelim. Çapı gören çevre açı. Demek ki 45-45-90 üçgeni. Burası 4 kök 2 ise burası da 4 kök 2. Burası kök 2 katı, yani 8. 4 kök 2'nin kök 2 katı 8. O halde burası 4-4 olarak da parçalandı. Yarı çapı bulduk. Şimdi hemen şu OC'yi birleştirirsem muhteşem üçlü de diyebilirim buna. Ya da 45-45-90'dan ben yine buranın 4 olduğunu buldum dostlarım. Sonra taralı alan dediğimiz bölge şuradaki çeyrek daireden şu kırmızı yaptığım ikiz kenar dik üçgeni çıkartılarak bulunuyor dostlar. Hemen çeyrek daireyi bulalım. Yarıçapı 4 birim olan pi çarpı r kare bölü 4. R'miz 4 olduğu için burası 16'dır. Sadeleştirdim 16 ile 4'ü. 4 pi kaldı. Şimdi 4 pi'den bir şey çıkacak. Yani şunlar değil cevaplarımız. Dik üçgen çıkacak. Alanı neydi dik üçgenin? 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 16 bölü 2'den 8 çıkacak. Cevap Denizli'den geldi. Şuna bakalım. Çevrel çemberimiz verilmiş. 30 derece. Gördüğü yay 60 derece. Hadi merkezi şuraya koyalım. Bunları hep çemberde uzunlukta da çözdük arkadaşlarım. Merkez açımızda 60'ı gördüğü için 60 derece olacak. İkiz kenardır bu, yarıçap bunlar. İkiz kenarın tepesi 60 olduğu için ayakları da 60. O halde bunlar da eşkenar üçgene döndü. 12-12'dir, yapıştırdım hemen. Şimdi taralı alan nedir diye soruyor. Ben şunu bulacağım. Şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanından biz şu taradığım eşkenar üçgenin alanını çıkartacağız dostlar. Şimdi hemen 60 derecelik dairenin alanı 60 bölü 360 çarpı pi r kare, yani pi çarpı 144. Birer sıfır sildim. 36 ile bunu sadeleştirdim. 4. 4 kere 6 24 pi yaptı 60 derecelik dairenin alanı. Şimdi hemen bunun altına da eşkenar üçgenin alanını bulalım. Bir kenarı 12 ise a kare kök 3 bölü 4'ten 12'nin karesi 144, kök 3 bölü 4'ten de 36 kök 3 geldi. Eşkenar üçgenimizin de alanı. Evet, 24 pi'den 36 kök 3 çıkacak. Cevap Edirne'de mevcut. Üçüncü sorumuz. AB çaplı çemberde 60 dereceyi gördük. Hemen şuraya bir merkezimizi işaretleyelim. 6 diyelim, 6 diyelim. Merkezden şuraya bir yarı çapımızı çizelim. Bu da 6 diyelim. Eşkenar üçgen oldu arkadaşlarım. Şuraya da 120 yazalım. Bakın taralı alan bir eşkenar üçgenden oluşuyor gördüyseniz ki eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. A'mız 6 olduğu için 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 geldi burası. Şimdi bununla şuradaki 120 derecelik daire dilimini toplayacağım. Yani 9 kök 3 artı bir şey. O zaman şunları sildim. Şimdi 120 derecelik dairenin alanında 120 çarpı pi r kare bölü 360. Birer sıfır
ve 36'lara bay bay dedik. 12 pi çıktı. İşte bu ikisinin toplamı benim aradığım cevap olacak. Yani Ceyhan'da mevcut. Şuna bakıyoruz. Çevrel çemberi verilmiştir. 2 var. 2 kök 3 var. Şurada hemen 2, 2 kök 3 Pisagor yaparsam 12, 4 daha 16, şurası 4 gelir. Ve şunu fark ettim dostlarım. Bakın 90'ın karşısı 4 iken neyin karşısı yarısı olacak? 30'un. O zaman burası da 60 derece. Şuraya bakalım. 4 kök 2'nin karesi 32. 2'nin karesi 4. Topladık 36. Şuraya da 6 kaldı. Burada da bir Pisagor bağıntısı yaptık. Buna göre taralı alan nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şurada bir özel üçgen var mı diye baktım. Yok. Yani burada 30-60-90 ya da 45-45-90'a benzer bir şey yok arkadaşlarım. Şimdi burası 30 derece ise bunu gören şuradaki yay 60 derecedir. Şunu bir yazalım. 60'ı gören bir merkez oluşturalım. Merkez açı çizelim dostlarım. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Aynı tıpkı ikinci soruda yaptığım gibi yapıyorum. Şöyle. Peki bu üçgen ne oldu artık? Şuradaki taradığım üçgen. Merkez açısı 60 derece oldu şuradaki açı. Ve ikiz kenar üçgen olduğu için eşkenar üçgene döndü. Yani yarıçapım 6 geldi. Şimdi 60 derecelik dairenin alanı 60 bölü 360 çarpı pi re kare, yani 6'nın karesi 36. Sıfırlar 36'lar gitti. 6 pi geldi buradaki şu 60 derecelik daire diliminin alanı. Şurası yani. Şimdi bundan eşkenar üçgenin alanını çıkartacağız. Hemen eşkenar üçgenin alanında a kare kök 3 bölü 4'ten 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 36'yı 4'e bölersem de 9 kök 3 yapar. Demek ki 6 pi'den 9 kök 3 çıkacak arkadaşlarım. Bakınız cevap Adana'da mevcut. Evet, 8 numarayı da gömdük. Şimdilik bir duralım burada dostlarım. Biraz mola verelim. 9 numarayla sonra devam ederiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.